Konuşuyorlar. Aa, biri küfür etti lan. Yaklaşık 150 yıl önce kuruldu. Tıklamalı sesler içeren Hadzane adında benzersiz bir dil konuşuyorlar. Oğlum ne diyorsun lan, yarram dedi biri orada. Duydunuz mu? Dinleyin bak. Benzersiz bir dil konuşuyorlar. Harbiden ne diyorsun lan yarram dedi. Tıklamalı sesler içeren Hadzane adında... İletişimi ilk defa yaklaşık 150 yıl önce kuruldu. Tıklamalı sesler içeren Hadzane adında benzersiz bir dil konuşuyorlar. Almıyor ama küfürü basmış biri. Ruhi'nin ekibinden biri küfür basmış. Kabile üyeleri bizi liderlerine götürüyorlar. Adım Sakoro. Sakoro. Ruhi. Bizimkiler nerede? Bir gidip bakayım. Henüz gitmemeleri gerekirdi. Ya oğlum bunlar güncel adamlar oğlum. Bunlar bayağı normalde akşamları şehirde evlerine gidiyorlar uyumaya. Hey! Hey Mugesa! Arkadaş biz Hadza'yız. Kabilemizin topraklarına hoş geldin. Herkes buraya toplansın. Deri ve kürklerden elbiseleri avcılık becerilerinin bir kanıtı. Başındaki şey ne? Babun. Babun. Bu babunun kürkü. Bebekken durmadan ağlarmışım ve annem bundan hiç hoşlanmazmış. Bu yüzden yüzüme bu kesikleri yapmış. Göz yaşındaki... Analarınızın kıymetini bilin. Analarınızın kıymetini bilin. Tuz açık yaraya temas ettiğinde cildi yakar ve bebek acı hissettiğinde ağlamamayı öğrenir. Şimdi ise büyüdüm. Artık ağlayan bir bebek değilim. Artık o ağladığında ben de ona baltayla çizik atıyorum. Burada bir grup genç bir sonraki av için yaylarını onarıyor ve yeni oklar üretiyor. Bu beceri kuşaktan kuşağa geçen bir geleneğin parçası. Benim oklarım en iyisi. Hepsini kendim yapıyorum. Av sırasında bir hayvanla karşılaştığımızda hayvanın türüne göre farklı hareket ederiz. Bazı hayvanların koku alma ve görme yeteneği güçlüdür. O zaman sessiz olup saklanırız. Yeterince yaklaşana kadar yavaşça hareket ederiz ve oku atarız. Baksana, bu izler ne? Leopar. Uzun zaman önce leopar saldırdı. Cançay. Hadzalılar oklarını yaptıkları desenlerle kişiselleştiriyorlar. Böylece birinin oku kaybolur ve bulunursa kime ait olduğu biliniyor. Ayrıca bu hedefi kimin vurduğunu... Bugün inanılmaz derecede yayını izleyemiyorum, yorumu alıyorum. Bu genel bir sorun mu bilmiyorum ama... Yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Vallahi sebebi nedir? İnternet sağlayıcı mıdır? Kick midir? Hiçbir fikrim yok. Ya kimisinde akıyor, kimisinde akmıyor yani. Hayır sorun yok. Oğlum zaten herkeste yok işte. Olanlarda var. Çok donanım varmış. Fearless, Demir, Oğuzcan, Buse Sude, Nisa BRTC, Takimen, Çağrı Uysal, AD0B, Mustafa Doğan, Umut Korkut, Simge... OLC abone olmuşlar ya da inlemişler. Teşekkür ederim, kesenize bereket. Bunu da belli ediyor. Yaylarında avladıkları hayvanların postuna ait parçalar bulunur. Bu avcının ne kadar yetenekli ve deneyimli olduğunu gösterir. Aynı zamanda okun uçuş sırasında dengeli ilerlemesi için kuş tüyleri kullanırlar. Ok yapmak için öncelikle bir dal parçasını alıp inceltirler. Mümkün olduğunca hafif ve düz olmalıdır. Kontrollü bir şekilde ilerlerler ve herhangi bir eğriliği düzeltmek için dişlerini kullanırlar. En korktuğun hayvanlar hangisi? Filler ve aslanlar. Ve leoparlar. Fillerin ortumu kocaman. Neredeyse her şeyi yakalayıp yiyebilirler. Yavaşça yerler. Onlara sakın yaklaşma. Fillerden uzak durmalısın. Saldırıp seni ikiye bölebilirler. Babunlar. Gidip onları avlayacağız. Yarın babun avlamak için o tepeye gideceğiz. Sen git ve uyu. Sonra sabah bizimle babun avına katıl. Şafak sökmeden önce topla. Çok değişik şarlar bu arada. Sakoro diğer avcıları uyandırmak için bağırıyor. Birazdan görecekleriniz bazılarınız için hassas olabilir. Arkadaşlar bazılarınız için hassas olabilirmiş görecekleriniz, aman diyeyim. Kabilesinin kültürünü ve yaşam tarzını lütfen saygı ve anlayışla gözlemleyin. Herkes hazır. Demek ki boku çıkacak arkadaşlar. Böyle uyarı geldiyse. Hazır olduğunda vahşi doğaya yolculuğumuz başlayacak. Farklı gruplara ayrılacaklar. Bu sayede av bulma şanslarını arttırmış olacaklar. Anladım. Kabile hazır. Nasıl yani, ne olabilir ki işte? Maymunları falan öldürecekler herhalde. Hazırlanıyor. Bakalım neler olacak. Gün doğar doğmaz Sakoro'nun liderliğinde vahşi doğaya ilerliyoruz. Avlanmaya hazır 10 av köpeği de bizimle birlikte. Avcılar bıçak ve yaylarla birlikte zehirli ve zehirsiz oklar taşıyor. Sakoro bu yönü işaret ediyor. Biz ayrılıyoruz. Şu tarafa bakın. Biz bu grubu takip... Korda üzüleceksin ha. Senin familya gidiyor. Takip ederken ekibimizden biri de Sakoro ve köpekleri takip edecek. Av boyunca zaman zaman gruplara ayrılacağız. Bu uçsuz bucaksız arazide köpekler bizim gözümüz ve kulağımız. Geniş bir alana yayılarak arama yapıyorlar. Bu stratejiyle hem köpekler hem de biz daha fazla bölgeyi tarayıp av bulma şansımızı arttırmış oluyoruz. Oğlum son dönemde... Bak. Domuz. Bugün hava iyi. Çok sıcak değil. Keşke her zaman böyle olsa. Az önceki yapay zeka konuşuyorduk. Şimdi 500 yıl geri gittik ya. Görelim bakalım ne bulacağız. Suyu bu şekilde içiyorlar. Çamurlu göletten. Oğlumun altında cin var amına koyayım. Nasıl oluyor bu ya? Bu adam dışına babun postu takmış, altında mavinin şortu var ya. Ben anlamadım bu videoyu. Bir dikkatli bir inceleyeceğim ben bu videoyu ya. Önce üfleyip sonra yudumluyorlar. Bağışıklık sistemleri sudaki bakteriler ve parazitlere dayanabilecek kadar güçlü. Sus kısana oğlum, adamda bizim yazın gittiğimiz yırtık kısa kottan var. Takas yapıyorlarsa abi. Ya kimle takas yapacak oğlum? Soğuk. Ruhiler video çekebilmek için bütün envanterini vermiştim bunlara. Temiz olup olmaması onlara fark etmiyor. Köpekler koşmaya başladı. Orada bir şey var. Koş. Uzun dal parçasını deliğin içine sok. Ya yok, bunlar kültürüne sahip çıkıyorlar oğlum işte, orada şeydeler. Şey gibi düşünün. Eightborn gibi düşünün. Adamlar şu an bir rol dünyasının içerisindeler gibi düşün yani. Bakıyor. Böylelikle hayvanın dışarı çıkmasını sağlayacak. Önceki dal yeterince uzun değildi. Şimdi daha da uzun. Doya bunlar. Ne alaka abi? Ya işte o alaka. Doya bunlar. İşte bak bu mesela işte cordyceps. İşte ben varım falan. Bir yandan da bu köpek avı yakalamayı kolaylaştırmak için deliği kazarak genişletiyor. Firavun faresi. Tiplere bak nasıl bakıyorlar ya. Pes ettiler. Zaman kıymetli. Yola devam ediyoruz. Göçebe bir toplum olan Hadza tarımla ilgilenmez ya da yiyecek depolamaz. Yaşamlarını tamamen avcılık ve toplayıcılıkla sürdürürler. Aha. Sincabı yakalamak için işbirliği yapıyor. Maymun sandım, bir avcı ağacı sallayarak hayvanı şaşırtıp öteki avcıya doğru ilerlemesini sağlıyor. Yakaladılar. İşte günün ilk. Ya sana ben kurban olurum ya. Bu sincabı yakalamak kolay olmadı. İzini sürerken dikenli çalılıkları aşmamız gerekti. Taka 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 taka. Taka taka taka. Avı kemerine takıyor. Şimdi kaybettiği okunu arıyor. Her ok onlar için çok değerli. Bir tanesini yapmak saatlerini alıyor. Köpekler... Ya Neslihan niye adama mal diyorsun ya? Adam yemeğini topluyor şu an ya. Allah Allah. Dün gömdün kanatları eminim. Protein ihtiyacını karşılıyor Neslihan. Hayat bu kadar toz pembe değil artık, uyan. Sakora'ya avın yerini gösteriyor. Ya dün üstüne acılı ketçap mayonez sıktın, o dudakların yağlandı böyle, ellerin yağlı yağlı, tavuk yiyordun ya. Ne ara bu adama söver oldun sen, yakışıyor mu sana? hayvanın kaçmasını engellemek için aralık yerleri otlarla dolduruyor. Nasıl yakalayamadın? Ne yiyor lan o? Firavun faresi yakalanırken çok ses çıkarıyor. Sular nehir boyunca çok yüksek. Varay nehri. Yapma, nehri geçemezsin. İlerideki nehri geçemeyeceğimiz için yolumuzu değiştiriyoruz. Sonunda dinlenme vakti. Tam 4 saattir durmadan yürüyoruz. Bu ağaca bakın. Dikenleri sürekli üzerimize takılıyor. Keskin olduğu için kıyafetlerimizi yırtıyor. İsmi Akasya. Sakoro aşağıdaki avcıları gözlüyor. Köpekler kaya sıçanını yakalayabilmiş ama yarısını yemişler. Sakoro kayaların üzerinden kayarak aşağı doğru ilerliyor. Dikenler bacaklarına batıyor. Yolunu aç... Tepkiye bak. ...açmak için dalları kesiyor. Bir yandan da en küçük avcı kendini kayaların arasından içeri atıyor ve adeta kayboluyor. Sincap işi, ben de sincapları çok severim bu arada. Kayaların altına giren çocuk bölgeyi bir uçtan diğer ucuna kadar tamamen dolaşıyor. Bu daracık alanda köpeklerle birlikte avların izini sürüyor. Bu taşın altında bir kaya sıçanı daha vurdular. Bak bak, kaçıyor. Şu tarafa gitti. Orada başka bir şey daha gördüler. Köpekler şimdi onun peşinde. Büyük bir kaya sıçanı. Avı çıkarmaya çalışıyorlar. Hazır, ancak henüz ulaşılamayan biri yiyecek. Oğlum sincap beslemek çok isterdim de eskiden Kadıköy bölgesinde tam böyle denize sıfır hayvanat bahçesinden pet shoplar vardı. Envai çeşit hayvan satılırdı orada. Sincaplar ama çoğu yüksek ihtimalle doğadan yakalanma hayvanlardı. Kuşlar, işte sincaplar falan. Sonra bir yasak geldi, hepsini kaldırdılar zaten. O dönem bir tane sincap sahiplenmiştim. Almıştım oradan. Çok küçüktüm ama. Bana alışıktı. Bir de onun bir şekli şemali vardır. Kuru yemlerini avucunun içinde bekletirsin. Bunu çok önce anlatmıştım. Terler elin. O ter bezleri aktif oldukça, mamaya bulaştıkça, ondan yedikçe sana daha çok alışıyordu hayvan. Öyle evcilleştiriyordun onu. Benle arası iyiydi. Ama bir gün teyzemin elini parça yaptı yani. Bir şey yapar mı yapmaz falan derken, ay çok tatlıymış yerim bunu, ne sevimli bir şeydi değil. Açtı elini bir soktu. Öyle dur Siricim, dikkat çekmeye çalışma, seni artık geçtik. Bırırt dedi böyle, var ya Adana'yı şişinden ayırır gibi aldı yani. Vart dedi aldı. Çok ısırdı mı canını acıtan bir hayvan. Dikkat çekmeye çalışıyor şimdi. Ben de varım diyor. Yuvada saklanan yakalandı. İşte burada arkadaşım. Hayvan hala hayatta. Sonunu getirmeye çalışıyorlar. Sonu çok kötü bitti. Çok kötü. Ruhi de üzülüyor bir yandan. Zaten cansız. Kaya sıçanı. Şurada. Zaten vurdum. Onu çıkarmalıyız. Gözlerini gördün mü? Bu kaya sıçanının sesi böyle çıkıyor. Ama umursamıyoruz. O sadece bir yemek. Taşla dene. Köpekler almaya çalışıyor. Bu 3. kaya sıçanı. Geçtiğimiz 50 yıl içinde Hadza komşu kabilelerin hayvancılık ve tarım yapmak için ağaçları kesmesi nedeniyle topraklarının %90'ını kaybetti. Oha! Eskiden buralarda yaşarlardı. Tüm bu gördüğün alan onlarındı. Hayvan popülasyonundaki düşüş avlanmayı ve hayatta kalmayı onlar için daha da zorlaştırdı. Yaşam tarzları risk altında. Bir dakikadan az bir sürede avuçları arasında bir çubuğu hızlıca döndürerek ateş yakıyor. Görme kabiliyetini arttırarak avlanma şansını yükselttiğine inandıkları bir bitki türünü tüketmek için mola... Babanın gençken yaşadığı yer burası. ...veriyorlar. Burada bir zamanlar bir sürü babun avlardık. Bir keresinde dağın tepesine kadar kovalamıştık. Köpekler deli gibi peşlerinden gitmişlerdi. 2 tane yakalamıştık. Diğerleri öbür tarafa gitmişti. Çok saldırgan bir babun sürüsüydü. Bu arazide yürümek bile bir mücadele. Yeniden takıldım. Bu arazi... Avı için yem hazırladı oğlum. Bunlar hep taktik. Bunları bilmiyorsunuz ya. ...de yürümek bile bir mücadele. Yeniden takıldım. Saat yönünde çevir. Diğer tarafa doğru. Bu tarafa. Bu yöne mi? Tersine mi? Evet. Çocuk Firavun faresini arıyor. Ulaşabildiği her boşluğa bakıyor. Bu arada harbi Kordi dediğin gibi babunlar bir olup şunlara böyle bir çıkartma yapsa bunların hepsi dağılır, ben sana söyleyeyim. Babunlar çok tehlikeli hayvanlar yani. Tam köpekler de çok zayıf ya. Hala yaşıyor. Ha, ısırıyor. Dikkat et. Dişleri oldukça keskin. İşte. Seni yakalayamayacağım mı sandın? Ne oldu şimdi? Allah Allah, konuşuyor bir de ya. Hayayı kullan. Ha, ne oldu şimdi falan diyor. Ruhi'nin psikolojisi bozulmuş bak, yemin ediyorum. O kadar üzgün ki aslında. Vurma şekli. Baksana bakışına falan ya. Çok komik. Yargılamamak lazım. Bu onların yaşam şekli. Atalarımız da bu şekilde hayatta kalmıştı. Arılar nerede? Ağaçtalar. Bizi soktular. Buradan geçme. Sana bu yolu kullanma demiştim ama dinlemedin. Aa, aile içi drama. Bu arılar deli. Sakın onlara yaklaşma. Beni soktuklarında fazla şişmiyorum. Ama seni sokarlarsa fena şişersin. Artık bağışıklığı almış. Çok yorucu bir havza. Çok yorucu. Dağda avların izini sürerken eğimli arazide 7 saatte 36.000 adım yürümüş. Babunların alt tarafındaki etleri tercih ediyorlarmış. Başka neresini yiyorlar? Ellerini ve arka kısmını yemeyi seviyoruz. Babunun butları en lezzetli yeridir. Köpekler artıklardan birkaç parça alabilmek için sabırla bekliyor. Keşke tüm eti yiyebilseydim. Oldukça lezzetli görünüyor. Avladıkları hayvanı yemeye tırnak... Bu arada köpekler cidden ölümle burun buruna. Yani o zayıflık çok normal bir zayıflık değil. Tırnaklarından başlıyorlar. Garibim. Hiçbir parça atılmıyor. Av etini kıkırdaklarıyla birlikte yiyorlar. Lokmalarına her çiğnediklerinde çıkan kırılma sesini duyabilirsiniz. Şu parçayı alayım. Hadza'nın büyük çabalarla avladıkları avı benimle paylaşması onur verici. Ancak kaya sıçanının tadını merak edenlere dürüstçe söylemeliyim ki tadı lastik gibi. Kurban olduğum ya. Bak. Hayır, şey de diyemiyordur hani. Kötü de diyemiyordur. Belli etme lan bu kadar. Çükür keserler. Kaya sıçanı. Delicious. Boş zamanlarını av esnasında kaybettikleri okların yenilerini yapmakla geçiriyorlar. Maymunlar. Dağa çıkıp onları bulacağız. Yaklaşık 30 kişiden oluşan her bir Hadza köyünde ortalama yaşam süresi 32 yıl. Nedeni ise yüksek oranda görülen bebek kayıpları. Genellikle bir Hadza kadını 4 çocuk doğurur. Ancak sadece bir ya da ikisi hayatta kalmayı başarır. Bal onların sıvı altını. Vahşi doğada güçlü kalmalarını sağlayacak enerji ve önemli besinlerle dolu. Kabilenin en çok tükettiği yiyecek. Baobab ağacının yanındayız. Ağacın yukarı kısmında bir delik var. İşte bal orada. Ağaca tutturmak için kütükten parça kesiyorlar. Tırmanmak için merdiven yapacaklar. Bu ağaçta en az binlerce arı var. Bu esnada başka bir avcı tütsü hazırlamak için ateş yakıyor. Mecbur. Çubukların bir kişinin vücudunu taşıyabilecek kadar güçlü olup olmadığına bakıyor. Tütsüyü kovandan içeri sokuyor. Duman arıları kısa bir süreliğine sakinleştirecek. Bu yüksek sesli vızıltı içerideki binlerce arıdan geliyor. Tütsüye rağmen defalarca sokuluyor ama balı alabilmek için acıya katlanıyor. Elini çabuk tutmalı çünkü kovandan çıkmak üzereler. Arılar tarafından kovalanmak istemeyiz. Yok, sokmaz mı değil, sokuyordur canım. Kuaba, çe, kayna. Hala pek bal çıkmıyor. Daha mevsimi değil. Biraz daha beklemeliyiz. İçinde çok az bal var. Çoğunlukla petek. Peteklerin arasında larvalar var. Size göstereyim. Bal Hadzalar için sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda para birimi. Balı keskin metaller, cam boncuklar, lastik ayakkabılar ve mısır unuyla takas ediyorlar. Para kullanmazlar. Hatta gelişmiş bir sayı sistemleri bile mevcut değil. Hadzane dilinde sadece 1 ve 2 rakamları var. Günümüze dahi zamanı takip etmezler. Burada saat ve takvim... 1 ve 2 rakamları var. Günümüze dahi zamanı takip etmezler. Burada saat ve error vermiş. Takvim yok. Doğum günü ya da dini bayramlar gibi zamana dayalı etkinliklerin de yeri yok. Kaç yaşında olduğunu biliyor mu? Bilmiyorum. Pek önemli değil. Günümüzde bazı Hadzalar Tanzanya'nın resmi dilini öğrenmiş ve sayıları kendi diline adapte etmiş. Fakat hepsi hala 10'a kadar sayamaz. 5'ten sonraki sayıları ifade etmek için şu anki 8 örneğinde olduğu gibi sayıları birleştiriyor. Ama. Bu kaç? Burası 5. Burası 3. Eğer ona 70'i sorsam... Ne der? Bu çok fazla. Büyük sayılar onlar için anlamsızdır. Basit terimleri kullanırlar. Daima zihinlerinden babun avlama fikri mi geçiyor? Babun en lezzetli et. Ne zaman uyusam babunları rüyamda görürüm. Sabah uyanınca hemen ava çıkar babunları ararım. Dağlara kadar giderim. Onları orada göremesem bile aramaya başka yerlerde devam ederim. Oğlum şu ses çok sinir ediyor adamı ya. 70'e çok diyorlar amına koyayım baba, değil mi? Evet. Birkaç saat uyuduktan sonra ikinci gün sabah 4'te daha büyük bir av için hazırlanıyor. Bugün kamptaki ikinci günümüz, antilop ve babun avlamaya gidiyoruz. Biz hayvanların izini sürerken ekibimizden bir üye kampta kalıp esrarengiz yaşamlarını kaydedecek. Bugün ava çıkmayan erkekler ok ve yaylarını tamir ediyor. Zehirleri bitmiş. Bu yüzden bu genç çocuk ve yaşlı adam ilk iş olarak bir kova su almak için uzun bir yolu yürüyor. Günlük işlerle meşgulken bile hala gözlerini açık tutuyorlar. En azından bir öğün daha çıkarmak için her fırsatı kolluyorlar. Birkaç başarısız denemenin ardından genç çocuk kampa dönüş yolunda bir salyangoz buluyor. Bir salyangoz. Biz Hadzalılar bunu... Bu Afrika dev salyangoz. Bunu besleyip hemen üretebilirsiniz evde. İstediğiniz kadar kullanırsınız. Bir onu çekmedim ha karınca çiftliğime. Ye onu da ye, yer affeder mi? Selamlar yeğenler abi, kusura bakma videoyu bölüyor gibi oldum. Estağfurullah kardeşim benim, hoş geldin. Kesene bereket. Abi A sınıfı ehliyet kursu var. Yarın aşırı heyecan yapıp basit hatalar yapıyorum, ne tavsiye edersin? Hata yapma. Bu tip işlerdeki en büyük kural acele etmemektir. Yani heyecan yapman çok normal ama heyecanının seni kontrol altına almasına izin vermemen lazım. Bekle yani. Ben şu an ne yapacağım? Ben şu an ne yapmalıyım? İşte atıyorum emniyet kemerimi takmalıyım. Aynamı düzeltmeliyim. Kontrollerimi yapmalıyım falan. Hep böyle sakin ol yani. Hata yapma. Abi öyle. Hemen yapayım, hemen baskı altı hissedersen sıçarsın. Yiyoruz. Biraz ateşte pişirip öyle yeriz. Şuradaki dağları görüyor musunuz? Oğlum otomatik vitesle artık yapıyordur onlar ya. Düz vites, manuel vites mi kaldı? Orada çok fazla sayıda sırtlan olduğunu söylüyorlar. Gençler salyangozun tadını pek sevmezler. Onları yaşlılara verirler. Geçmişte bir kabile üyesi yaşlandığında gençler onun için büyük bir hayvan avlardı. Ve bu eti son bir ziyafet olarak sunduktan sonra da yaşlı saygınız bu mu lan? Terk ederlerdi. Günümüzde gençler yaşlılarla ilgileniyor ve avları paylaşıyor. Bu çöl gülü ağacına ait olan dal, Hadza avcılarının büyük avlarla mücadelesinde oyunun kurallarını değiştiren bir malzemeye sahip. Zehir arkadaş, zehir. Önce dalı küçük parçalara ayırarak başlıyorlar. Hepsini bir tencereye koyduktan sonra parçaların üzerine su döküp kaynamaya bırakıyorlar. Oh. Yüzeyinde oluşan köpüğü yaprakla alıyor. Parçalar çıkarıldıktan sonra karışım iyice koyulaşana kadar kaynatılmaya devam ediyor. Son bir karıştırmadan sonra çıkan özü kayının üstüne koyuyor ve biraz su serpiyor. Nihayetinde üzerine biraz kül ekleyip taşla ezerek karıştırıyor. İşte karşınızda yapışkan, zehirli bir macun. Okun ucunu dikkatlice bu macunla kaplıyor. Artık bu ok kullanıma hazır. Ellerini zehirden arındırmak için otlara sürüyor. Bu elimdeki zehirli bir ok. Hem benim için hem de senin için tehlikeli. Avı vurduğunda zehir kanına girer. Dur oğlum dur. Dur şaka yapma. Vücudu hareketsiz bırakır. Sonra hayvan yere düşer. Antiloplarda, sığırlarda, zebralarda, zürafalarda ve tüm büyük hayvanlarda etkilidir. Erkekler et ve... Herif ne güzel kısa süreli ders verdi lan. Balın peşindeyken kadınlar da meyve, sebze ve yeşillikleri toplar. Basit bir kazma yardımıyla kökleri ve yumruları topraktan çıkarıyor. Bu kök ve yumrular adeta doğanın besin depoları. Bir adet yabani patates buldu. Eteğim çok kısa, bana giyecek bir şey var. Neredeyse tamamen izole yaşayan Hadza kadınları biz yabancılardan rahatsızlık duyuyor. Bana bakıyor. Siksen çekim yapmam orada. Zehirli ok saplanır, kıçımıza bir şey olur. Çalı domuzu buralarda. İzi çok taze. Daha yeni bu yoldan geçmiş. Çalı domuzu. Onu takip edeceğiz. Köpekler yardım edecek. Bakın, domuz burayı kazmış. Ağaçta bir iz daha. Benim evin önündeki yolla aynı. Tam olarak oluşan çamur o bendeki. Az önce bir çıtırtı duydular. Şimdi sesin nereden geldiğini anlamak için durup etrafı dinliyorlar. Ses kasıyorlar. Etrafta herhangi bir iz. Ruhi de anlatım yapıyor. Ya da avlanacak başka bir şey olup olmadığına bakıyorlar. Yokmuş. Hani belediyeyle konuştun? Neslihan. Belediyeyle burada sistem nasıl biliyor musun? Sizin orada nasıl çalışıyor? Belediyeyle konuşuyorsunuz. İletişim kurduğun an ertesi gün bir kalkıyorsun. Yol hazır. Bizde yok o sistem, daha gelmedi. Yağmurlardan dolayı hayvanlar yuvalarında ya da kuytu köşelerde saklanıyorlar. Gece maymunu isminde küçük bir hayvanın orada yuvası var. Görüyorsunuz. Saklandığı yerden çıkması için onu... Ok. Bu kız benden çok çekti ya. Bunun olduğu ağaca doğru taş atıyorlar. Hayvan kaçmaya çalışıyor. Konuştum da o daha işleme girecek, olacak mı olmayacak mı, bir sürü süreç onlar. Maalesef ki bir günde olmuyor onlar yani, şaka bir yana. Bak kim nasıl eğim alıyor lan? Buradan ıskalamasının imkanı yok. Yazıklar. Bunu nasıl kaçırırsın? Bir yandan da eğleniyorlar. Hayvanın gidecek bir yeri yok. Bakın. Orada. Dikkatli ol, bizi vurma. Kolay lokma değil bu. Oha. İşte başka bir tane daha. Çocuk başka bir gece maymunu yuvası buldu. İçinde olabilir. İkinci denemede hareket edemez hale geliyor. Şimdi ağaca tırmanabilmek için kendine yol açıyor. Gece maymununun yuvasına doğru tırmanmaya başladı. Ya seni ben yerim ya. O bakışa bak ya. Yaşıyor ve yakaladı. Tam kuyruğunda. Gece maymununun gözleri endişe dolu. Yuvasına sıkıca tutunarak kendini korumaya çalışıyor. Ama bu küçük için artık hiç şans kalmadı. Hayvan hala yaşıyor. Hayatına son veriyor. Bu hayvan bir gece maymunu. Çoğunlukla geceleri hareket halinde oluyor. Yuvasında uyurken yakaladılar. Tam başından. Oh, gözlerine nişan almışlar. Tam buradan girip diğer taraftan çıkmış. Hayvanın ellerine dikkatle bakın. Onlar da birer primat. Tüm bunlar olurken kamp alanındaki iki genç de av peşinde. Kuşu kandırmak için tıpkı onun gibi ses çıkarıyor. Neredeyse isabet ediyordu ama ıskaladı. Yere düştü. Oha! Fakat üçüncü denemede tam havada yakaladı. Harbiden yuh bu arada, o boru bir sıkış değildi bak diyeyim. Bir daha bakacağım ona. Yere düştü. Ya şansa vurdu lan, nereden biliyorsun o kuşun oraya düştü. Hile açmış ama. Fakat üçüncü denemede tam havada yakaladı. Kumru yakaladık. Bu köpeğe ne oldu? Üstünde bir sürü yara izi var. Köpeklerimizi babunlar yaraladı. Babun? Evet, ısırdılar. Yazık lan sana. Evet. Yağmur durdu. Hayvanlar yuvalarından yavaş yavaş çıkmaya... Oğlum hangi hayvanı üzüleceğimi şaşırdım ya. Köpeğe mi üzüleyim, babuna mı üzüleyim? Yakaladı. Çok güzel bir kuş. Arkadaş şu bitkiyi görüyor musun? Sakın elleme, günlerce kaşınırsın. Bir keresinde kazara dokunmuştum. Deli gibi kaşınmıştım. Köpekler çok emin gözüküyor. Kesin bir şeyler var. Acele et, köpekler yiyecek yoksa. Yayım yanımda değil. Oklarımı da bulamıyorum. Köpekler çoğunlukla sadık olsalar da bazen hadzalardan hızlı davranarak avı kendileri için alıyorlar. Kuşu eliyle yakalamaya çalışıyor. Sakoro ve diğer avcılar artık bitkin düştü. Avlanmaya ara vererek kampa geri dönüyoruz. Hepimiz acıktık. Ulan ormanı katlettiniz. 70 kilo hayvanınız var. Nasıl acıktınız ya? Yemek yemek. Gerçi bir yandan da çok enerji tüketiyor lazım. Adamlar. En son ne zaman bir şeyler yedi? Sadece dün akşam yedim. Aa, parmağını yiyorlar. Geçmişte hayat daha güzeldi. Etrafta bir sürü hayvan vardı. Fakat hepsi uzaklaştılar. Babun bulmak zorlaştı. Artık daha akıllılar. Ölüm hakkında ne düşünüyor? Öldüğünde nereye gideceğine inanıyor. Bilmiyorum. Arkadaş dinle. Bir kere öldün mü toprağa gömülürsün. Hayatın sonu bu. Gençler hala oku nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Şimdi pratik yapma zamanları. Yalnız tutuş stilleri falan çok iyi. Lan oğlum kamerayı vuracak. Geleceğe yönelik bir hayalleri var mı? Ne? Ne dediğini anladın mı? Büyüdüğümüzde mi demek istedin? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Anlamadım bile. Bazen gelecek hakkında konuşuyor. Adam 70, tam onu düşünüyordum biliyor musun babali? Adam 70'i bilmiyor, geleceğini ne yapacak? Onlar için zor olabiliyor. Evet, gelecek kavramları yok. Bu ok uçlarını Datoga kabilesinden alıyoruz. Karşılığında onlara bal ve geleneksel ilaçlar veriyoruz. Dağlara çıkacağız. Uzaktalar. Bunlar babunavuna yeni çıkıyor. Üçüncü gün yine erkenden Hadza kabilesiyleyiz. Biz uyurken gece avına çıkan bir grup az önce geri döndü. Dün geceden beri avlanıyoruz. Sonunda bu antilopu yakalamayı başardık. Küçük bir tane ama aramızda paylaşacağız. Dokunma, sen avlanmaya bile gitmedin. Bir antilop yakaladılar. Cinsi dik. Biz babunlara doğru yaklaşırken kamp alanında kalan Hadzalar bir barınağın yapımına başladı. Kabileden 2 erkek gerekli otları ve dalları toplamak için çalılıklara doğru ilerliyor. Oğlum o yavru mavru dinlemez arkadaşlar. Adamlar karnını doyurmaya çalışıyor şu an. Babunlar akıllı hayvanlar. Ters bir şey sezliklerinde yer değiştiriyorlar. İnsanlarla karşılaşmayı sevmezler. Yetişmeliyiz hadi. Etrafta babun gördüler mi? Onu soruyorlar. Biz zekiyiz ama onlar da öyle. Giderek yaklaştığımızı hissediyorlar. Aramaya devam edeceğiz. Stratejimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her şey bir adım önde olmakla ilgili. Kamptakiler bal avına çıkan arkadaşlarına ulaşmak için ıslık çalıyor. Hasat ettikleri yabani baldan biraz yemeyi umuyorlar. Alın. Lezzetli ikramın tadını çıkarıyorlar. Canım çekti, öyle yenir mi? Güzel yedi ya. Bal tatlı ama arılar çileden çıkarıyor. Bazen arılardan nefret ediyorum. Yine de karnını onların ürettiği balla doyuruyorsun. Şimdi tüm malzemeler hazır olduğuna göre evin temelini atma vakti geldi. İlk olarak parmaklıkları yapmak için dalları büküp iç içe geçiriyorlar. Dayanıklı olması için etrafını ek dallarla sarıyorlar. Bu kafes benzeri yapı ana kısmı oluşturuyor. Ardından tabanını yabani aloe vera bitkileriyle çevriliyorlar ve üstünü yaprak ve otlarla örtüyorlar. Son dokunuş olarak beyaz çiçeklerle süslüyorlar. Ve işte sadece birkaç saat içinde genç bir babaya ve ailesine hediye edilen yeni bir barınak hazır durumda. İçinde uyuyabilirsin. Ev artık tamamlandı. Bir bakalım. Kulübe mükemmel olmuş. Bilin istedim. Konuş hadi. İstanbul'da 17.000 TL ev diye. Bunlar Baobab ağaçlarında olabiliyorlar. Bu yüzden her bir ağacı kontrol ediyoruz. Ama asıl amacımız o kayalıklara ulaşmak. Babunların orada olduklarını söylüyorlar. Yolda yürürken aşağıdaki kayalıklarda saklanan bir grup kaya sıçanı buluyoruz. Baba bu kaya sıçanları bunlar için badem gibi abi. Yani onların falan doymuyor bunlar. Zaten 3-4 tane buluyorlar. Çıtır çerez hani arada midemize gitsin. Tüm 5 kaya sıçanını da avladılar. Baksana 5 tane kaya sıçanı avlamış adam hala babun peşinde bak. Şimdi sırada babunlar var. İştahla antilopun çiğ midesini yiyorlar. İçinde yarı sindirilmiş yiyecek ve mide asitlerinden... Şey bu salata karışık gibi düşün yani hani nasıl diyeyim sana etli salata. Bizim bu işte İstanbul'daki 400 liraya satılan salata gibi düşünebilirsin. Oluşan dışkı benzeri... Hazır mezesi ha meze. ...bir karışım var. Sakoro tüm alanı kontrol ettiklerini ve hiçbir ize rastlamadıklarını söylüyor. Ancak bu gece babunları aramaya devam edeceğiz. Babunlar geçmiş deneyimlerinden ders çıkarabilir ve tehditle karşılaştıkları yerlerden kaçınırlar. Öyle gözüküyor ki burayı terk etmişler. Hadza avcıları stratejilerini yeniliyor. Bu gece bölgenin başka bir yerinde babunları aramaya devam edecekler. Hem avcılar hem de potansiyel avlar sürekli öğreniyor ve uyum sağlıyor. Bir çeşit saklambaç gibi ama vahşi bir ortamda. Şimdi babun avındayız. Hava giderek kararıyor. Kabileden bazıları nerede yaşadıklarını tespit etti. Ağaçta olduklarını biliyorlar. Çok geç kaldım yani. Canın sağ olsun. Bugün takılıyoruz baba. Bugün böyle yayın duyurmadık bile. Vaniella, Ratonis, Hakan Derboz, Jatfather, Frey. 18... Ulan bu host atmış. Frey 8 kişiyle gelmiş. Hoş gelmiş. Keltos'un, Mert Çörekçi, Muruni, Elite Edits, Edato, Grove Toxic, Sevimsiz Panda, Fearless Bee, Demir, Oğulcan Alfan, Buse Sude, Nisabrci, Takimen, Çağrı Uysal. Buraya kadar inmiş miydim? Beni okumadın. Rapçi Kerata. Oğlum Kerata bak. Şimdi çok çok sessiz olmalıyız. Babunlar gececil hayvanlar değildir. Ağaç dallarında uyurlar. Bu davranış onların avcılardan korunmasını sağlar. Özellikle sırttan, insanlar ve bazen leoparlardan. Kameranın ışık hassasiyetini arttırıyor. Su acayip, şu acayip bir şey hoş geldin. Bir santim önümü bile göremiyorum. Hadzalara yakın durmamız lazım. Yanlışlıkla zehirli bir okla vurulmak istemeyiz. Babunların habitatının derinliklerine ilerliyoruz. Ormanı rahatsız ediyormuşum gibi hissediyorum. Lemur'un fenerinden. Musa, bu ses de neydi? Bir tür gece maymunu. Biri bir tane. Tabii. Babunlar hiyerarşi içinde büyük sosyal gruplar halinde yaşar. Birbirlerinin arkasını kollayıp olası tehlikelere karşı grubu uyarırlar ve kendilerini birlik halinde savunurlar. Orada bir tane görmüşler. Görmüşler mi? Hı, evet. Tamam. Babamız ne rastladıklarını söylüyorlar. Baba oradan o okla nasıl vuracaksın onu ya? İlerlemeliyiz. Burada değiller. Babunlar son derece çeviktir. Nihayet yazılım mühendisi oldum. Kendi paramı kazanmaya başladım ve abone oldum. İlk defa kendi paramla yaptığım ilk harcama heyecanlandırdı şu an beni. Vay. Hayırlı olsun. Eyla. Hem yerde hem ağaçlarda hızla hareket edebilirler. Hangi yere gideceklerine karar vermeye çalışıyorlar. Dikkat et. Yerler kaygan. Derenin kenarından yürüyoruz. Buradan aşağı doğru dik bir eğim var. Yol o kadar dar ki tek kişi bile zar zor geçebiliyor. Bunlar babun avlayamayacak gibi ya. 3 dakika kaldı. Ne ara avlayacak? Neredeyse 1,5 saat oldu. Bir tane bile babun görmedik. Her yeri dikkatli arıyorlar. Gece çekimlerimiz başarıyla biten bir av ile sonuçlanmadı. 3 gün süren yoğun takip ve kovalamacının ardından Hadza avcıları aileleri için bir babun yakalayamadan eve elleri boş dönüyor. Ancak montaj aşamasındayken ışıklar sönünce bir babunun daldan dala atlayarak kaçtığını gösteren bir kareyi fark ettik. Öyle görünüyor ki insanların fiziksel sınırlarının farkında olan babunlar karanlıkta kaçmak için ışıkların sönmesini sabırla ve sessizlikle beklemişler. Oğlum resmen ışığın kapanmasını beklemiş. Uyanık. Bu ters köşe vahşi yaşamda mücadelenin güçlü ya da zeki olandan yana değil, koşullara en iyi uyum sağlayandan yana olduğunu gösteriyor. Bob'un avının sonuna geldik. Başarılı olamadık. Hayvanlar muhtemelen sesimizden kaçtılar. Hadza halkı bu dünyada binlerce yıl önce olduğu gibi yaşıyor. Bu topluluk için en büyük tehdit kuşkusuz modernleşme ve benzersiz kültür mirasını kaybetmek. Hadza adeta geçmişe açılan bir pencere gibiler. Onlar ilklerimizin son temsilcileri. Merhaba. Geçtiğimiz ayın başında YouTube kanalım hacklendi. Elimden alındı. Ve bu bilgisayar korsanları, emek hırsızları YouTube kanalımdaki tüm videoları sildi. 12 yıllık emeğim, yaptığımız tüm videolar yok oldu. Bu ani kayıp aylık kazancımın tek tıkla sıfıra düşmesine neden oldu. En nihayetinde yedek dosyalarından tüm videolarımızı kurtarabildik. Ancak algoritma bu kurtardığımız videoların hiçbirini artık önermiyor. Sonuç olarak kataloğumuzdaki videoların anlık izlenmesi durmuş vaziyette ve pasif gelirimizi kaybettik. Bu nedenden dolayı bu yılın tamamında beklenen mali ofise kadroya bak. Kaybımız en az 75.000 dolar ve yabancı YouTube kanallarıyla rekabetimizde bu kadar gerilere düşmeyi göze alamayız. Yaptığımız her videoda belgesellerimizin kalitesini daha da arttırmaya çalışıyoruz. 14 farklı dilde yayın yapıyoruz. Ancak yaşadığımız bu kriz nedeniyle belgesellerimizi tüm dünyada, tüm dillerde yayınlayabilmekte artık zorluk çekiyoruz. Artık 100.000 plaketlere bak sol yukarıdaki. İzlenmelerimizin %90'ı yurt dışından geliyor ve bugüne kadar elde ettiğimiz her bir yurt dışı izlenmesiyle ülkemize döviz soktuk. Az önce izlediğiniz Hadza belgeselinin yapım aşamasında 314 kişilik dev bir ekip emek verdi. 14 farklı ülkeden 278 seslendirme sanatçısı ve 28 çevirmen videoları dünya dillerine uyarlarken 8 kişilik ekibimiz ise hem sahada hem de montajda görev aldı. Bu videoyu tamamen bitirmemiz 3 ayımızı aldı. Belgesellerimizde bir değer bulduysanız ve bu belgeselleri üretmeye devam edebilmemizi istiyorsanız bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklamanız bizim için çok çok önemli. Tıkladıktan sonra karşınıza ne kadar bağış yapabileceğinize dair seçenekler çıkacak ya da dilediğiniz miktarı da yazabilirsiniz. Bu ilk defa sizden istediğim tek seferlik bir destek ve yaşadığımız bu kriz üretmeye çalıştığımız belgesellerimiz için artık bir varoluş riski taşıyor. Sizin gibi izleyicilerden gelen her bir bağış devam edebilmemize, büyüyebilmemize ve eğitici içerikler oluşturabilmemize yardımcı oluyor. Bu sene harika projelerimiz var. Mesela daha önce hiç belgelenmemiş bir bölge olan ve yer altına 16 kilometre uzanan dünyanın... Link atar mısın Tukan Bey? Valla. Atıyorum. Hadi en azından chat'tekiler bir algoritmaya sokacak desteği atın ya. Yorum önemli, like önemli ama böyle spamlamayın yani. En derin mağarası Kurbe... Video hakkında yorum yapın yani, çok güzel videomuş vesaire. Bere mağarasına bilimsel bir heyet ile inmeyi planlıyoruz. Daha önce keşfedilmemiş yeni hayvan türlerini keşfetme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ayrıca YouTube kanalımın topluluk bölümünde bir minnet göstergesi olarak destek olan herkesin kullanıcı isimlerinin yer aldığı bir onur listesi de yayınlayacağım. Hacklenmeden önce kanalımız harika gidiyordu. Evet. Vallahi Ruhi'nin kanalı çok değerli bir kanal vallahi. Yani adamın çektiği içerikler boru değil. Yani kaç tane videosunu izledik. Ve bir dakika şeye bakıyorum. Hani gitmiş mi bütün videoların dataları, gitmemiş galiba. Tamam bak, bu 32 milyon 30 küsür milyondu zaten. 33 milyon, 21 milyon. Hem de yükselişte olduğu bir dönemde bu başına geldi. Umarım en kısa sürede toparlar. Valla çok bir empati yapıyorum. Çok üzücü bir şey yani. Bir de arkadaki ekibi görmediniz mi oğlum? Bayağı sağlamlar yani. Trende girmiş video. Bakayım. Hadza, yeryüzü. 4 numarada evet girmiş. Ama yine bence olması gerektiğinden az. Ya tansiyon aleti, bu iş öyle değil ya. Yani çok iyimser düşünüyorsun. Yani nasıl bir adamın hayatı, işi, geleceğiyle oynar bu kadar kalsın. Yani bunlar çok artık günümüzde normal şeyler abi yani. Hani sen oturup da bu arada kendi galiba bir hata yapıyor. Tıklıyor da trojen yiyor, öyle bir şey var, tam emin değilim. Tam konuya hakim değilim ama öyle olmasa bile bence çok doğal bir şey. Biz yaşıyoruz oğlum, böyle bir şeyler oluyor. Adamla iletişime geçiyoruz. Hani bir şeyden korkun yok mu? Allah'tan korkun yokmuş. Bir değere küfür ediyor mesela. Oğlum hiçbir senin